Van morbantımızın incelemesini yapacağız. Özel bir mikroskop aracılığıyla. Bunu bize çok soran oluyor. Gerçekten bu bandın içerisinde bir şey var mı? Evet, o soruların cevabı şu görmüş olduğumuz kırmızılar. Ginsengin, Kore kırmızı ginsengenin olduğu bölümler bambu liflerinin üzerine yapışmış vaziyette. Sonrasında gümüş iyonlarını görüyoruz. Yani evet, bu bant normal bir bant olmadığının ispatı. Buyurun, burada kırmızılıklar, ginsengin olduğu alanlar. Şunlar bambu lifleri. Yani bunu gezdirdiğimizde birçok bölgede magnezyum, gümüş iyonlarının varlığını görebiliyoruz. Evet, harika bir şey. Evet, özellikle şu alanda. Van morbandının arka kısmında olan bu sarı koruma kağıdının ziyan edilmemesini tavsiye ediyoruz. Kullanıcılara bu bandın suyun içerisinde bekletilmesi ve daha sonra da içilebileceğini ve başka şekilde de kullanılabileceğini önerdiğimizde nasıl dendiğinde tabii ki biz de anlatıyoruz, ama şimdi bunu mikroskopik ortamda göstermek istedik. Çünkü bu bantın üzerinde kalan gümüş iyonlarının suyun içerisinde bekledikten sonra vücuda etkilerini anlatmıştık zaten. Bu görmüş olduğunuz grilikler gümüş iyonlarıdır ve milyonlarcası şu an görüntü alanının içerisinde. Yani bu bant, işte dediğimiz gibi, hani derler ya, hem kendisiyle hem posasıyla harika bir şey. Bu normalde kan dolaşımını gösteriyor kılcal damarlarda. Bu normal hali. Bir de one more yürüme bandımızı bana koyuyoruz. Baba nasıl gidiyor? Baba iştekileri var. Gördün mü abi? Hızlanmaya başladı. Damar böyle olmalı. Kan dolaşımı hızlanmaya başladı. Olması gereken hıza ulaşıyor. İşte gelene bak İzzet Bey. Maşallah. Ürünü kaldırdığımızda nasıl oluyor İzzet Bey? Şey, İlyas Bey onun da şey. Biraz azalır. Yani hemen deneyelim onu. Şu anda gayet güzel gidiyor. Tam ürününde etkisi var şu anda. Tekrar koyalım resmen. Tekrar koyalım. Evet. Yukarıda bir hızlanma oldu bak. Kızıl damarları nasıl böyle oldu? Nasıl kanlanmaya başladı vücut? Evet. Bir de su içimini arttırmak lazım tabii ki vücutta. Evet, su içimi olacak. Suları az içiyoruz tabii. Durum budur.